Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf akademi serisinde analitik geometrinin 8. videosu, doğru analitiğinde 5. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En önemli yerdeyiz. Doğru denklemi yazmadayız. Yani o kadar önemli ki bence sınavda en az 2 soru gelmeli buradan. O yüzden lütfen bu dersi çok dikkatli bir şekilde dinleyin, iyi bir şekilde anlayın. Bu zamana kadarki bilgilerinizi yorumlayacağınız yerdeyiz aslında burada. Evet bu zamana kadar ki her şey burada kullanılacak. Evet, kitabımızda neredeyiz? Sayfa numarası 71. Yani eğim ve bir noktası bilinen doğru denkleminden bahsedeceğiz ve 72'yi anlatacağız ve 73'ün de yarısını yani sol tarafını anlatacağız sizlere. Evet, önemli bir yer. Bir de 2. noktası bilinen doğru denkleminden bahsedeceğiz. Gerçi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini bildikten sonra o kısım da iyi bir şekilde yapılıyor. Oradaki kısma gerek yok bence. Sadece ilk baştaki kısma dikkat edin. Gerisi çok güzel bir şekilde gelecek. Tamam? hadi bakalım dersimize başlayalım. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Şimdi eğimi belliyse tanjant alfası belli demektir. Bir noktası da belliyse A noktasına mesela biz x0 virgül y0 diyelim. Ya x1 y1 şeklinde yazmış ama ben x0 y0 seviyorum. O yüzden burada şöyle bir düzeltme yapayım. Hatta sizin burada ispatınız var da ben size ispat yapmak için buradaki ispatı sildim. Daha iyi bir şekilde anlayın diye. Bu A noktası x0 virgül y0 ise ve eğimi de belliyse bu doğrunun denklemini yazacağım. Doğru denklemi neyden oluşuyor? X ve Y'lerden oluşmuyor mu? E o yüzden rastgele şuradan bir nokta seçelim. Mesela ne noktası? B noktası X virgül Y. Yani bütün X'leri Y'leri genelleyelim. Doğru denklemi X ve Y şeklinde yazılabileceği için. E peki burada ne yapmam lazım? Bu nokta verilmişse hemen eksenlere olan uzakları bizim için önemli. Buradaki noktanın da eksenlere olan uzakları bizim için önemli. Arkadaş burası X0 burası Y0. Tabi bunlar dik değil mi? Şöyle dik. Öbür noktamız da şurası y burası da x oldu. Şimdi alfayı kullanmam lazım. Dik üçgen lazım. Çünkü tanjant alfa eğim demek tanjant alfa lazım. Demek bana da bir dik üçgen lazım. Hocam şuradaki dik yamukta şöyle bir dik dörtgen oluşturursak. Burada karşımıza bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Hatta alfa iken bak burası da alfa oldu. Aa, burada sarı üçgenle tanjant alfayı kullanabilirim. E burası nedir arkadaşlar? Şuradaki uzunluğa eşittir. Yani y eksi y sıfıra eşittir. Burası nedir arkadaşım? x eksi x sıfıra eşittir. Ha burada eğim dediğimiz şey ne oldu? Tanjant alfaya eşit ya. Yani tanjant alfa eğime eşit daha doğrusu. Bu da y'ler farkı. Y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır oldu. Yani doğru denklemi yazılırken m eşittir y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yalnız y'lerden bir tanesi denklemdeki y bir tanesi de noktadaki y şeklinde bileceksin. E bu şekilde yazılıyor haberiniz olsun. Hatta bunun düzenlenmiş hali, böyle formülü de yapanlar var da. Ya çok önemli bir yerdeyiz. Bence bunun formülünü bilin. Ben de normalde formülü seven birisi değilim ama her soruda bu formülde yazacağım. İşler dışlar yapalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde doğru denklemini yazabiliriz arkadaşlar. İşte bizim genel formülümüz bu. M çarpı x eksi x sıfır x sıfır dediğimiz noktadaki x oluyor. Yani m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde denklemi yazacağız. İşte denklemde artık ya y'yi yalnız bırakırlar ya x'in katsayısı artı olan genelde şıklarda oluyor. O da ona göre düzenleyip ona göre şık ya hangisi daha rahat düzenlenebiliyorsa o şekilde düzenleyip şıklara da uydurmaya da çalışacağız. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir tekrar edecek olursak eğimi ve bir noktası bilen doğru ne denklemi? Arkadaşlar bir doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Eğim m ise da x0 virgülü y0 bu doğrunun denklemi m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde bulunuyor. Haydi bakalım bu bilgiyi şöyle kullanalım sorularda. Analitik düzlemde 1 eksi 1 2 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğrunun eklemini yazınız. Aa hocam direkt şeyle başlamışız böyle paralel olandan başlamışız. Evet doğru. Yani direkt şey mi beklediniz yoksa? İşte a 1 2 noktasından geçen işte eğimi de 3 olan doğrunun eklemi. E ne olacak? m çarpı x eksi x sıfır eşittir y sıfırdan başlayacaktık. M dediğimiz ne? 3. 3 çarpı x eksi 1 eşittir y eksi 2 deyip noktadaki y'yi yazıp sonra denklemi düzenleyecektik. Tamam. A burada bu sefer neyle başlamışız? Şununla başlamışız. Yani soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek lazım. A noktası eksi 2 noktasından geçecek ve bu doğruya paralel olacak. Arkadaş elimizde de bir doğru var. Y eşittir 3x eksi 1 doğrusu var. Şimdi bu noktadan geçen buna paralel olan doğruyu çizelim. İşte bu doğru. Bu doğrunun denklemi isteniliyor. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Bu doğrunun üstünde nokta var mı? Var. Tamam noktayı hallettik. Şimdi eğim bak eğime bakmalıyım. Hocam bu iki doğru birbirine paralel verilmiş. İki doğru paralel olunca eğimleri birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. E, buradaki M1 dediğimiz Y yalnızken X'in kas Yani 3. O zaman buradaki M2 dediğimizde ne olmak zorunda arkadaşım? Bunlar paralelse eğimleri birbirine eşit olacak. 3. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazalım. Her soruda formülü yazacağım ben. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Yani m dediğimiz 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 yapar. y eksi noktadaki y 2. Bitti. Bunu düzenleyeceğiz. 3x artı 3 eşittir y eksi 2 yaptı. Buradan düzenleyecek olursak 3x artı 5 eşittir y olur. Yani y'yi yalnız bırakılmış. Yani y böyle tek Katsayısı sayısı yoksa genelde yalnız bırakıyorlar. Y eşittir 3x artı 5 şeklinde bulunur. Evet cevabımız bu çıktı. Ya da x'i yalnız ya yani hepsi eşittir 0 şeklinde de denklem düzenlenebilir. Mesela biz bunu bu şekilde bulduk ya y'yi buraya atıp doğrunun denklemi hocam 3x eksi y artı 5 eşit 0 şeklinde denilebilir. Ya da denklemi buraya atarız işte eksi 3x artı y eksi 5 şeklinde gelir. Ama genelde ya x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor ya bu oluyor şıklarda ya da Y'nin yalnız bırakılmış hali oluyor. Siz de şıkka göre düzenlersiniz. Mesela ben göz ucuyla şıkka bakarım. A, Y yalnızsa o zaman Y yalnız olacak şekilde düzenlerim. Ya da hocam eşit sıfır şeklindeyse X'in katsayısı artı olacak şekilde düzenlerim. Size kalmış tamam. Siz sınavda aynısını yaparsanız yapın. Tam puanı alacaksınız bunu da söyleyeyim. Evet örnek 1'i bulduk. Geldik örnek 2'deyiz. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A, 1, 2, B ve C olan ve A köşesinden geçen BC kenarına ait yüksekliğin denklemini yazınız. Oo, bu sefer de yüksekliğin denklemini yazınız demiş. Dur bakalım. Şöyle soruyu anlayabilmek için rastgele soruyu çiziyorum. A, B, C. A noktası 1'e 2. B noktası 4'e eksi 1. Ve C noktasına kaç verilmiş? Eksi 6'ya 2 verilmiş. Şimdi diyor ki bana A köşesinden geçen BC kenarına ait yükseklik. İşte bizden bu yüksekliğin denklemi isteniyor arkadaşlar. Şimdi denklem isteniyorsa korkmayın sorular basit bir şekilde şekli çizdin ya yorumlayacaksın. Bundan sonra sen de çok rahat bir şekilde yorumlarsın. Doğru denklemi için kendine iki soru soracaksın. Bir eğim iki nokta. Hocam bu doğrunun denklemi isteniyor. Nokta var mı burada? Var tabii ki. Bak tam buradaki nokta. Peki eğimini bulmam lazım. Aa, eğim bulmam lazım ve şekilde diklik görüyorsun. Yani hem bu eğim bulmam lazım dediğinde hem de diklik dediğinde hemen aklına bir şey şimşekler çaktı. Ne çaktı? 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpımı eksi 1 gelmedi mi aklına? Evet. E o zaman şunun eğimini bulabilir miyim ben? Bulabilirim. Bak bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? 2 noktası belli. Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil midir? Aynen öyle. Yani 2 eksi 1. 2 artı 1 bölü eksi 6 eksi 4. Eksi 6 eksi 4'ten burası 3 bölü eksi 10 yani eksi 3 bölü 10 geldi. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Hocam Eğimler çarpma eksi 1 ya. Ters çevrilip eksiyle çarpılmış da. Yani 10 bölü 3 yapacak bunun eğimi de. Şimdi eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. M çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi noktadaki y. Yani y 0'dı. Yani m dediğimiz kaç? 10 bölü 3. 10 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 1. Eşittir y eksi noktadaki y. Yani 2 olur. 10 burayı çarpıyorum. 10x eksi 10 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 3y eksi 6 Şimdi düzenleyeceğiz. Bak y yalnız kalmıyor. Burada bölü üçlü falan olur. O yüzden hepsini bir tarafta toplayalım. Genelde x'in kas artı olan şekilde toplamak en mantıklı. O zaman sol tarafa toplayalım. 10x eksi 3y eksi 6 artı 6 diye gelir. O zaman burası da eksi 4 mi yapar? Eksi 10 artı 6'dan evet. Eşi 0 işte bizim doğrunun denklemidir. Evet örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde bu doğrular veriliyor. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan. Öncelikli olarak bu iki doğrunun kesim noktasını bulmak zorundayım. Kesim noktası nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Ortak çözümle. Hadi bulalım bakalım. E burada x virgül y'yi bulacağım. Şuradaki x virgül y'yi bulmam lazım benim. Ne yapalım ortak çözüm yapalım. Ben yukarıyı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam demeyeyim. Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayabilirim de. Ya da alt tarafı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam sanki daha kolay. 2 y'ler gidiyor. E hocam burada o zaman x eksi 2 eksi 1 eşit 0. Bunu 2 ile çarptığım zaman 4x artı 2y artı 6 eşit 0 yaptı. Taraf tarafı topladım 5x sonra artı 5 eşit 0'dan. Buradan 5x eşittir eksi 5'ten. X'i de kaç buluruz? Eksi 1 olarak buluruz. X'i eksi 1 bulduk herhangi bir denklemde. Yani x eksi 2 eksi 1 eşit 0 denkleminde mesela. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 eksi 2'ye eksi 1 eşit 0 olduğundan. Buradan eksi 2 eşittir. 2 y'den y'yi de kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. E doğrumuzun iki doğrunun kestiği yer neydi? X virgül y noktasıydı. O da ne yaptı? Eksi 1 virgül eksi 1 noktası mı yaptı? Evet. Şimdi bana diyor ki bu iki doğrunun kesim noktasından geçen. Yani eksi 1'e eksi 1 noktasından geçen. Ve bu doğruya paralel olan. Bak şunu anlamaya çalışıyorum. Yani y eşittir. 3x artı 1 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi isteniyor. Yani bizden bu noktadan geçecek buna paralel olacak. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizdik bak. Bu isteniyor. Arkadaş doğru denklem isteniliyorsa kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı? Var. Ne bu nokta? İşte bu nokta. Hocam eğim var mı? E iki doğru birbirine paralel. Paralel olunca eğimleri birbirine eşit oluyordu. Bunun eğimi nedir? 3. X'in katsayısı sayısı y ye yalnızken. O zaman bunun eğimi de kaç olacak arkadaşım? 3 olacak. Evet eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Nasıldı? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Yani m dediğimiz 3 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 yapar. Eşittir y eksi noktadaki y. Yani y eksi eksi 1 y artı 1 yaptı. E buradan 3 x artı 3 eşittir y artı 1 yaptı. Bak dikkat et y'yi yalnız bırakabilirim burada. O zaman o şekilde yazayım. Attım bir tarafa. 3x artı 2 eşittir y mi oldu? Ya da düzenleyelim y eşittir 3x artı 2 şeklinde denklemi bulabiliriz. Ya da y'yi buraya atıp 3x eksi y artı 2 eşit 0 da diyebiliriz. Evet y eşittir 3x artı 2 şeklinde bulduk örnek 3'ü. Geldik örnek 4'e. Dik koordinat düzleminde x eksi 2 artı 4 eşit 0 doğrusu ile y ekseni üzerinde dik kesen. Hmm, doğrunun denklemini yazınız. Soruyu anlayabilmek için ne yapacağız? Basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Ama burada Özel bir durumdan bahsetmiş. Y ekseni üzerinde dik kesişeninden bahsediyor. O zaman analitik düzlemi çizelim. Arkadaşlar şöyle analitik düzlemi çizdik. Şimdi iki doğru Y ekseni üzerinde dik kesiyor. O zaman Y ekseni üzerinde dik kesen iki doğruyu şöyle düşünelim. Rastgele çiziyorum yine buradaki şeyi. Hocam şuradaki nokta ortak çözüm noktası burası. Hocam sıfıra Y noktası değil mi burası? Evet. Hatta sıfıra K noktası aslında şuraya bakacak olursan. Hocam bir doğrunun adı ne? X-2Y artı 4 eşit sıfır doğrusu a benden bu doğrunun adı isteniyor. Hocam kendimize iki soru soruyoruz. Neydi? Doğru denklemi yazmak için. 1 eğim 2 nokta eğim. Hocam 2 doğru dik kesmiş. Eğimler çarptı. Eksi 1 hemen aklımıza gelecek. Bunun eğimini bulalım. m1 dediğimiz eksi x'in katsayısı bölü y'nin kat 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2 yapar. Bunun eğimi 1 bölü 2 ile 2 ise ters çevirip eksi ile çarptığım zaman m2 ne yapar o zaman? Eksi 2 bölü 1 yapar. Yani eksi 2 mi yapar? Evet. Eğimi bulduk. Şimdi noktayı bulmam lazım. Adam bize y ekseni üzerinde dik kesiyor dedi ya. Y ekseni üzerinde kesmelerin kestiği nokta sıfıra k noktası değil mi? Evet. Aa hocam bu nokta bu doğrunun üstünde. E ben k'yı bulabilirim o zaman. Nokta denklemi sağlamak zorunda. Yani x yerine 0 y yerine k yazacak olursam bu denklemde. x yerine 0 eksi 2 çarpı y yerine de k yazdım. Artı 4 eşit 0'dan. Buradan 4 eşittir 2 k'dan k'yı da 2 buluruz. Yani bizim buradaki noktamız sıfıra 2 noktası yaptı. E benden bu doğrunun denklemi isteniyor şimdi. Arkadaş sorduğum iki sorunun cevabı belli. Eğim var mı? Var. Nokta var mı? Var. İşte eğimi belli. Noktası belli. Doğru denklemi yazılır. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. Hocam eğim belli miydi? Belliydi. Bunun eğimi eksi 2. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 0. Y eksi noktadaki y yani 2. Buradan eksi 2x eşittir y eksi 2 yaptı. O zaman ne yapalım arkadaşlar burada e, ya böyle y'ye yalnız bırakırız ama eksi 2 x artı 2 oluyor. Hoşuma gitmedi. Ya da eksi 2 x kas artı 2, artı 2 x olan şıklar dolu genelde. 0 eşittir 2 x ile başa yazalım. Artı 2 x artı y eksi 2 olur. Ya da 2 x artı y eksi 2 eşit 0 şeklinde de yazılabilir tabii ki. 0 buraya yazmıyorlar genelde sağına yazıyorlar ya. Yani cevap bu şekilde bulundu arkadaşlar. Zor mu? Bence değil. Yalnız doğru denklemi istenildiğinde iki soruya dikkat. İki soru bir eğim iki nokta. Yani sen iki soruyu cevaplayacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Yani üç aşamalı. Bir eğimi bulacaksın. iki noktayı bulacaksın. Üç eğim belli bir noktası belli. Doğru denklemi yazacaksın kardeşim. Sıralaman bu şekilde olmak zorunda. Bazen de basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Bazen değil çoğunlukla soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek önemli. Geldik örnek 5'e. Bu iki noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta dikme doğrusu. Evet. Bak şimdi yine basit bir şekilde şekli çizelim. Adam diyor ki bana A noktası var elimde. Eksi 1'e 0. Bir de B noktası var elimde. 3'e 6. Bu AB'nin orta dikme doğrusu. Hop şu. Ortadan dik çizilen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor bize. E meşhur iki soruyu sor bakayım şimdi. Hocam orta dikme olduğu için tabi bunlar birbirine eşit olmaz. zorunda. Hocam bu doğrunun denklemini yazmak istiyorsam iki soruyu sormam lazım bir eğim iki nokta e, eğim a dik kesiyor eğimler çarpma eksi bir hemen hocam bunun eğimi nedir buradaki doğrunun eğimi iki noktası belli olduğu için zaten eğim dediğimiz zaman bir dik üçgenden bulunur tajan var iki iki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkı e, üç denklem verildiği zaman eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ya da y yalnızken direkt neydi arkadaşlar x'in katsayısıydı eğim sorusunun cevabı da üç tane zaten e burada iki noktası var Y'ler farkı. Yani 6-0 bölü x'ler farkı. 3-1 yani 3 artı 1. Yani 6 bölü 4 yaptı. 6 bölü 4 de nedir? 3 bölü 2. E bunun eğimi 3 bölü 2 ise bunun eğimi ne olacaktır arkadaşım? Eğimler çarpı eksi 1. Ters çevirip eksiyle çarpılmışı. Eksi 2 bölü 3 olacak. Hocam bunun eğimi eksi 2 bölü 3. Şimdi bu doğru üstünde bir nokta bulacağım. Hocam şu noktayı bulamam. Burayı bulamam. Burayı bulamam ama şurayı bulabilirim değil mi? Evet. Bu noktada A B'nin ortada orta noktası değil mi? Aynen öyle. E bu noktada AB'nin orta noktası. Eksi 1 artı 3. 2 bölü 2'den 1'e. 0 artı 6. 6 bölü 2'den 3 yapar. E eğim belli. Nokta belli. Artık denklem yazmak çocuk oyuncağı. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dı. M dediğimiz eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x yani 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 3 şeklinde bulunur. Eksi 2 ile burayı çarpıyorum. Eksi 2 x e artı 2 eşittir 3 ile de karşı tarafı şey yapıyorum. 3 y 3 y eksi 9 yapar. E burada genelde x'in katsayısı artı olan oluyor. O zaman bunların hepsini bu tarafa atalım. 0 eşittir. 2 x artı 3 y artı 2 eksi 2 diye geçer buraya. Eksi 9 eksi 2'den de eksi 11 yapar. Yani 2 x artı 3 y eksi 11 eşit 0. İşte bizim doğrunun denklemidir. O meşhur iki soru. Sen cevapla gerçekten soru çok kolay oluyor. Ama basit bir şekilde şekle çizmeyi de ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Evet inşallah bu sayfayı anlamışsınızdır gençler. Önemli. Gelelim iki noktası bilinen doğrunun denklemine. Burada yazıyor ister ezberle ama ben hiç bunu kullanmam. Niye? Hiç şu formülü kullanmam. Çünkü bak şurada da yazmışım. Burada da yazmışım. Sen şu bölgeyi şöyle okur musun? Şurayı okur musun? Şöyle bir formül var ama iki noktadan geçen doğrunun denklemi diye bir formül var ama gerçekten ben kullanmıyorum. Gerçekten gerek yok. Niye? Bakalım soruda anlayalım onu. Yukarıda analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin BC kenarının, kenar ortayının denklemini bulunuz diye soruyor. Bu soru sözel de gelebilirdi. A1'e 3, B-2'ye 1, C6'ya 7 olmak üzere ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay denklemi nedir diye sorulurdu. O zaman ne yapardık? Basit bir şekilde şekli çizerdik. Aynen buradaki gösterildiği gibi. Benden BC'ye ait kenar ortay denklemi isteniyor. Yani kenar ortay dediğimiz ne olacak? Adı üstünde kenarı ortalayan doğru. Bunun denklemi isteniyor. Hocam ben bu denklemi bulmak istiyorsam kendime iki soru soracağım. Bir eğim iki nokta. Noktamız var mı? Var. Buradaki nokta. Hmm. Eğim var mı? Şu an yok. Bulamam. Ya eğimi bulmanın zaten iki yolu vardı. Neydi arkadaşlar? Bir tanjant alfa. Ki alfayı kullanamam burada. İki iki noktası bilinen. Üç doğru denklemin verildiğinde. Arkadaş doğru denklemi verildiğinde zaten biz bu doğru denklemini arıyoruz. E, burada neyi kullanacağım? Şu eşitliği kullanacağım. Aa, hocam burası orta nokta oldu. Bak burası orta nokta. Yani x'ler toplamının yarısı 2'ye, y'ler toplamı 8 bölü 2'den 4 yapar. Heh, şimdi ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. 2 nokta belli artık. Y'ler farkı 4 eksi 3 bölü kaç? 2 eksi 1. Yani 1 bölü 1'den 1 çıktı. Eğim belli. Nokta belli mi belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Her ikisinde de aynı sonuç çıkar. Ben hatta bak şu noktaya göre yapacağım. Sen de istersen bu noktaya göre yap. Aynı cevabı bulduğumuzu görelim. Tamam. Bu da sana ödev. E o zaman eğim belli nokta belli. Ben noktayı şurası seçtim. Şurayı seçmedim. Sana ödev sen 2'ye 4'ten yap. M çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi y 0'dan bulunuyor. M dediğimiz kaç? 1. 1 çarpı x eksi noktadaki x. 1 eşittir. Y eksi noktadaki y. 3. x eksi 1 eşittir. Y eksi 3 yapar. E o zaman genelde x'in katsayısı artı olanlıklarda şıklarda oluyordu. Ya da y'yi yalnız bırakacağız. Ya y eşittir. Eksi 3 artı 3 diye geçti. x artı 2 olur. Ya y eşittir x artı 2 olur ya da öbür tarafa atarız. x eksi y artı 2 eşit 0 şeklinde olur. Artık şıklarda hangisi varsa siz şıklara bakıp ona göre yorumlarsınız. Bak gerçekten iki noktası belli olan doğrunun denklemini yazarken yukarıdaki formüle gerek var mı? Asla. Yine sen iki soruyu çöz. Cevapla. Bir eğim 2 nokta. Bunları cevapla. Gerisi zaten çorap söküyor gibi gelecektir. Evet geldik örnek 2'ye. Yukarıda dik koordinat sisteminde verilen iki kenarı x ekseninde paralel olan paraya kenarın BD köşegeninin denklemini yazınız. Arkadaş BD köşegeninin denklemi isteniliyor bizden. Öncelikli olarak buradaki nokta kaça kaç? 1'e 2. Burası kaç? 4'e 2. Şurası kaç? 5'e 6. D'yi bilmiyorum ama paraya kenarda ben şunu biliyorum. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşitti. 1 artı 5 6. 4 ile neyi toplarsak 6 yapar? 2'yi. Sonra 2 artı 6 8. 8. 2 ile neyi toplarsak 8 yapar? 6'yı. Evet 2'ye 6 noktası bulduk. Şimdi bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Ben şunu seçiyorum. Eğim var mı? Yok. Eğim bulma. Zaten sorusu ya tanjant alfa ya 2 noktası belli olan doğru denklemi. Zaten bu ikisinden bulunabiliyor. Bak burada 2 noktası belli. O zaman y'ler farkı eğimini bulalım. 6 eksi 2 değil mi? Y'ler farkı 6 eksi 2 bölü. 2 eksi 4 değil mi? Evet. Yani eğim 4 bölü eksi 2'ye eşit oldu. Yani eksi 2'ye eşit oldu. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi y 0'dan. M dediğim eksi 2. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 2 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 6. E buradan eksi 2 x artı 4 eşittir y eksi 6 oldu. Burada ne yapalım? X'in katsayısı artı olsun yine. Ya da y eşittir. Eksi 2x artı 10 şeklinde de bulunabilir. Ya da hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir. X'i de başta yazalım. Artı 2x diye geçti burası. Artı 2x artı y. Bu da eksi 4 diye geçti. Eksi 6 eksi 4 de eksi 10 yapar. Yani 2x artı y eksi 10 eşittir 0. işte bu verilen doğrunun denklemidir arkadaşlar. Evet iki noktası bilinen doğrunun denklemini yazmaya gerek var mıymış? Bence yokmuş. Yani formülle yazmaya gerek var mı? Yok. O yüzden eğimi bul, noktayı bul. Bu iki soruyu cevapla. Üçüncü adımı da uygula. Bitti gitti. Evet geldik. Örnek 3'e diyeceğim ama şurada bir şey var. Arkadaşlar analitik düzlemde bir doğru grafiği çizildiğinde şu şekilde çizildiğinde eksenleri kestiği yerler A ve B ise bu doğrunun denklemini yazarken hocam iki noktası belli zaten. iki noktası belli olduğu için ben bunu yazabilirim. Bir. İkincisi Hocam bunun tanjant alfası belli zaten. Yani eğimi belli deriz. Eğim B bölü A yapıyor. Sonra eğim belli nokta belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirsin. Bu da ikinci çözüm. Üçüncü çözüm nedir? Üçüncü çözüm de arkadaşlar şu. Bu eksenleri kestiği yerler belliyken bunun denklemini yazmanın çok kolay bir yolu var. X bölü X eksenini kestiği yer artı Y bölü Y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde de yazılabiliyor. Sen bunu biliyorsan uygula. Ben biliyorum ben uyguluyorum daha kolayıma geliyor. Eksenleri kestiği yerler belli olduğunda. Tamam ben bunu biliyorum bu şekilde uyguluyorum. Ha bilmesen de sana iki yolda gösterdim zaten. Söyledim daha doğrusu. İki noktası belli olan doğrunun denkleminden yazabilirsin. Ya da eğim belli tanjant alfadan nokta belli doğru denkleminden yazabilirsin. İstediğin şekilde yazabilirsin. Ya da bu şekilde x bölü x ekseni kestiği yer y bölü y ekseni kestiği yer Eşittir 1 şeklinde. Ama burada y ekseni kestiği yeri yazarken negatif sayıysa negatif sayı yazmayı da ihmal etmeyin tamam mı? Evet örnek 3'e gelelim. K noktasının koordinatları. Arkadaşlar iki doğrunun kesim noktası isteniyor bizden. E, bu iki doğrunun kesim noktasını nasıl bulacağız? E, i̇ki doğrunun kesim noktası ortak çözümden bulunabiliyordu. Bu arada bunu geometriden de bulabilirsiniz. Ama biz analitik geometri anlatıyoruz ya. THT ayeti anlatırken geometriden de bulundurmayı öğretiyorum. Ama siz analitikten yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu iki doğrunun kesim noktasını bulacağız. İki doğrunun kesim noktası için denklem lazım bana. Hocam bu doğrunun denklemi nedir? x bölü x eksenini kestiği yer. Eksi 2 artı y bölü y eksenini kestiği yer. 2 eşittir 1 değil mi? Evet. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şunu eksi 1 ile çarparsak paydası artı 2 oluyor. Yani denklemimiz ne oldu? Eksi x artı y bölü 2 eşittir 1 ya. Eşittir 2 olur işler dışlardan. Evet bir denklemi bulduk arkadaşlar. Öbür denklemi de bulalım. Yani şu mavi denklemi de bulalım. X bölü 3 değil mi? X bölü x eksenini kestiği yer. Y bölü y eksenini kestiği yer. Eşittir 1 değil midir? Evet. Yani faydası zaten bu. X artı y bölü 3 eşittir 1 ya. X artı y de 3 oldu. İkinci denklemde şu mu oldu arkadaşlar? Evet. E bu iki denklemin kesim noktasını bulacağım ben. E o zaman bulalım. Bir tane denklemimiz x artı y eşittir 3. Bir tane denklemimiz de eksi x artı y eşittir 2. Taraf tarafa toplarsam x'ler gidiyor zaten. 2y eşittir 5'ten K noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Hmm. Neyse 2 eşittir 5'ten y eşittir kaç gelir? 5 bölü 2 gelir. Sonra x'i de bulacağız arkadaşlar. Herhangi bir denklemde yerine yaz. x artı y'nin de ben 3 olduğunu biliyorum zaten. E burada y yerine 5 bölü 2 yazarsam eğer ee, o zaman öbür tarafa atarız. x de 3 eksi 5 bölü 2 olduğundan dolayı burası da 1 bölü 2 yapar. Benden ne isteniyor? x artı y isteniyor. E x artı y de ne olacaktır arkadaşlar? x'i 1 bölü 2 bulduk y de zaten 5 bölü 2 cevap 6 bölü 2 yapar yani cevap 3 yapar sana bir şey söyleyeyim mi arkadaşım burada bizden kestiği noktada x artı y istenmiyor mu kesim noktasındaki x artı y e zaten x artı y direkt belliydi 3'ü direkt yazabilirdik ama ben bilerek burada x ve y'yi buldum çünkü bazen toplamı şeklinde verilmeyebilirdi mesela bu 2 x artı y şeklinde de olabilirdi o yüzden burada ortak de yaptım ama kısa yolu direkt x artı y eşittir 3 Buradaki noktanın koordinatı isteniyor. Bu doğru üstünde olduğu için o şekilde de kısaca da söyleyebilirdik. Evet örnek 3'ü 3 üç bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi ne demiş? Yukarıdaki şunlar çizilmiş. Benden buradaki üçgenin alanı isteniyor. Arkadaşım bu üçgenin alanını bulmak için bir üçgenin alanı nedir? Taban 4. Tabana ait yüksekliği bulmam lazım. E tabana ait yüksekliği bulmam için iki doğrunun kesim noktasındaki x virgülü y değil mi burası? Evet. x virgülü y'deki şu uzunluk y değil mi? Evet. İki doğrunun kesim noktasındaki y'sini bulursam eğer yüksekliğini de bulurum. Dikkat edin arkadaşlar böyle bir sınav, soru tipi de karşınıza çıkabilir sınavda. O yüzden lütfen ama lütfen bu soruya da dikkat edin. Buraya da yıldız atın. Bunları çizerler, doğru denklemini yazdırırlar. ardından üçgenin alanını sorarlar. Taban belli. Üçgenin alanı da belli zaten. Taban belli, yükseklik belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman bu doğruların denklemleri lazım bana. Bu doğrunun denklemi Hocam x bölü eksi 1 x bölü 1 pardon x bölü 1 x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü eksi 1 y bölü eksi 1 bir, eşittir 1'den dolayı. Biraz önce ben yanlış bir yazdım ya şurada x bölü yok doğru yazmışım bir an kafam oraya gitti. Neyse x bölü x eksenini kestiği yer y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1'den. Şunu eksi ile çarparsam eksi 1 ile çarparsam paydaları artı 1 yapıyor o zaman x eksi y eşittir bölü 1 eşittir 1 yaptı. Bölü 1 yazmayayım. Bu doğrunun denklemi bu. Şimdi gelelim bu doğrunun denklemine. Hocam bu doğrunun denklemi de x bölü 5 artı y bölü 4 eşittir 1 değil mi? Evet. Yani bunu 4 ile bunu da 5 ile genişletelim. 4x artı 5y bölü 20 eşittir 1 ya. Eşittir 20 mi yapar o zaman işler dışlar yapınca? Evet. Bir denklem de bu. Hocam iki denklem ortak çözümü yapacağım. Yani bir denklem 4x artı 5y eşittir 20. O ortak çözümde bir de neyi bulacağım? Y'yi bulacağım. Bak dikkat. Öbürü de x eksi y eşittir 1. Hocam bunu 5 ile çarpıp y'leri yok edeyim. Niye yok ediyorsun? İki işlem yapıyorsun. Senden y isteniliyor. Yükseklik isteniliyor. Y'yi bul. O yüzden burayı bence eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak daha güzel olmaz mı? Olur tabii ki. O zaman eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Şimdi 4 x ile eksi 4 x'in toplamı 0 yapar. Bunlar götürdü. Sonra bu topladığım zaman kaç yaptı? Hocam eksi 4 ile eksi y'yi çarptığınız zaman artı 4 y artı 5 y de yukarıda 9 y yaptı. Bu da eksi 4 yaptı burası. 20 eksi 4 ile kaç yaptı? 16 yaptı. O zaman y'yi kaç buluruz? 16 bölü 9 olarak buluruz. Hocam y 16 bölü 9. E bu üçgenin alanı artık en basit olan kısım. Taban 4 çarpı yükseklik 16 bölü 9 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani şunlar şunlar sadeleşti. O zaman 2 ile 16 bölü 9'un çarpımı da kaç yapar? 32 bölü 9 yapar. Gerçekten güzel bir soru. Lütfen ama lütfen bu soruya dikkat edin. Yıldız atın. Bu sorunun değişik şekilde versiyonları da karşınıza çıkabilir. Ha belki şuradaki alan sorulacaktı. O zaman şu dik üçgenin alanından şu mavi alanı çıkartacaktın. Yine aynı işlemleri yapacaktın. En son dik üçgenin alanından mavi alanı çıkartma işlemini yapacaktın. Tamam? Lütfen dikkat. Ben olsam sınavda böyle bir soru sorarım. Bak. Ben olsam yani ortak sınavda yapılacaksa yani bu soruda sorulacak sorular arasında Mesela ben soru sorma hakkımı neyden kullanırım? Bir, denklem yazmayla ilgili bir soru. İşte iki doğru paralel, işte bir noktadan geçen ve bir doğruya paralel olan ya da dik olanla seçerim onu. Ya da ikinci sorumuzda ne olur arkadaşlar? Bu şekilde şöyle doğruları çizerim. Bu doğruların kesim noktasını kullandıracak şekilde ya böyle bir soru ya da alanlı soru daha büyük bir ihtimal olur. Tamam. Evet örnek 4'ü 32 bölü 9 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi burada bir oran verilmiş açı ortaylık da var. Üçgen bilgileri de tabi burada kullanılıyor. Arkadaş hatırlarsınız ya büyük ihtimalle ya da ben size hatırlatırım şimdi. Şurası 3K burası 5K değil mi? Evet. O A uzunluğu 3K. A Ali Bey uzunluğu 5K denmiş. Toplam bu uzunluk 8 değil mi? Evet. Toplamda 8K uzunluğu 8 olduğundan dolayı K 1 çıkar. O zaman burası kaç yaptı? 3. Burası kaç yaptı? 5. Şimdi şu üçgende bir açı ortaylık var. E açı ortaylığı kullanacağız. Arkadaş açı ortayı kullanmak demek. Hocam Kol, koldaki oran tabanda oluyor demek ya da tam tersi. Tabandaki oran kolda da olacak demek. E 3'e 5 oran varsa burası 3K ise burası 5K yazabiliriz. E bu bir dik üçgen değil mi? Aynen öyle. 3K 5K ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası da 4K olacak. Ama burada 3K 4K'yı kullandım ya K olmasın burası. Burası 3A olsun burası 5A olsun. Hani 3'e 5 oran var ya 3A'ya 5A. O zaman 3 4 5 üçgeninden burası da 4A olur. 4 a 8 ise a'yı 2 buluruz. Yani burası 6 olur. Burası da 10 olur. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? BC doğrusunun denklemi. BC doğrusunun denklemini artık yazabiliriz. Eksenleri kestiği yerler belli mi? Belli. Bunu 8'de kesiyor. Bunu da bak 6'da kesiyor. Şurası 6. O zaman bu doğrunun denklemi x bölü 8 artı y bölü 6 eşittir 1 şeklinde yazılır. Yani kaçta birleşiyor? 24'te 3 ile 4 ile genişletelim. Burası 3x artı 4y. Bölü yazayım bu sefer istersen. 24 eşittir 1 ya. O zaman buradan ne geldi? 3x artı 4y eşittir 24 mi geldi? İşte arkadaşlar yapınca da evet. işte bizden doğrunun denklemi isteniyor. Doğrunun denklemi de bu yaptı gençler. Zor mu? Bence değil. Ha, sen aklına gelmediyse bu. Hocam eğimini bulurum. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi. Ya da iki noktası belli. Buradaki nokta aslında 6 dedik ama 0-6 noktası. Hocam eğimi bulalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkından sonra eğim belli nokta belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Doğru denklemini de zaten yazmayı biliyorsun. Tamam. Evet örnek 5'i de bu şekilde bulduk. Ve geldik örnek 6'ya. Doğruları verilmiş. Bu doğrular verilmiş. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve eğim açısı 45 derece olan doğrunun denklemini buluruz. Önce kesim noktasını bulalım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım burada? Ortak çözüm yapmayalım bence. Yerine yazma yazalım. Direkt y eşittir 2x artı 5 ya. Gel burada y yerine 2x artı 5 yaz. O zaman denklemimiz ne yapıyor? Hani burada yok etmedense yerine yazma metodu daha kolay. Yazıyorum 3x artı y. Y dediğimizde 2x artı 5. Y yerine 2x artı 5 yazdım. Eksi 2 eşit 0 ya. Buradan 5x neye eşit oldu arkadaşlar? 5x hop, artı 3. Eksi 3 eşit oldu. Ve x'i de kaç bulduk o zaman? Eksi 3 bölü 5 olarak buldum. Hocam bir denklemde x yerine eksi 3 bölü 5 yazalım. Mesela şu denklemde X yerine eksi 3 bölü 5 yazalım. O zaman y eşittir e, 2 ile eksi 3 bölü 5'in çarpımı eksi 6 bölü 5 değil midir? Evet, artı bir de 5 var. 5 kere 5, 25 artı eksi 6. Kaç yaptı? Hocam 19 bölü 5 yaptı. Evet, doğruların kesim noktası x virgül y. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5'e kaç oluyor? 19 bölü 5 oldu. İyi, korkmayın, devam edin arkadaşlar. Böyle virgüllü de çıkabilir. E tamam bunu bulduk. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve eğim açısı 45 derece olan. O zaman eğim açısı 45 yani tanjant 45 eğim olacak. Tanjant 45 de 1 değil midir? Evet eğimi de 1 olacak. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemeli. Hiç üşenmeden yazarım. M çarpı x x x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılıyordu. Burada m dediğim 1. 1 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 3 bölü 5. Yani x artı 3 bölü 5 yaptı. Eşittir y eksi 19 bölü 5 yapar. E ee, arkadaşlar denklemi rahatlatmak için ne yapmamız lazım burada? 5 ile çarpalım hocam. Yani bunları böyle toplamak sıkıntı olacak sanki. Ya da istersen düzenle fark etmez. Bununla bunu toplama hocam. 5x artı 3 yaptı. 5x artı 3 bölü 5 eşittir. Bununla bunun toplamında 5y eksi 19 yaptı. 5y eksi 19 bölü 5 yaptı. Bölü 5'ler gitti. 5x artı 3 eşittir. 5y eksi 19 yaptı. Hepsini bir tarafta toplayalım. 5x eksi 5y eksi 19 artı 19 diye geçer. 19 artı 3 de artı 22 yapar. Eşittir 0. İşte bize doğrunun denklemini verir. Bu zamana kadar yaptığımız soruların laciverti değil mi? Kesinlikle öyle. Gördüğün üzere. Yani sen bu videoyu iyi anladın mı? Bence anladın. İki soru cepte. Çünkü artık işi öğrendin. Virgüllü de olsa hiç korkma. Geldik şuraya. Aa bu ne? Doğru denklemi soruluyor. Oo doğru denklemi soruluyor. Alfa. 120 derece. Arkadaşlar İki doğru arasındaki açı 120 derece verilmiş. İki doğru arasındaki açının formülü var ama müfredatta yok. Hocam bu doğru eğimi belli mi belli. M1 neye eşit? Hocam eksi 1 bölü kök eşit. Normalde 1 bölü kök olsa ne olur? Bak şimdi. 30, 60, 90 üçgeni çizelim. 1 ve kök varsa. 1, 2 kök Normalde tanjant 31 bölü köküç değil mi? Evet tanjant 31 bölü kök O zaman tanjant 31 bölü kök 3 ise eksilisi eksi 1 bölü kök ne olacak? 30'u 180'e tamamlayan yani 150 derece. Yani şunun x eksenine yaptığı açı 150 derece olacak. Şuradaki açı 150 derece. Ya da x eksenine yaptığı açı 30 derece de diyebilirdik böyle. Hiç şeye de girmeyebilirdik yani eksilisine falan girmeyebilirdik. Neyse burası 150 derece. O zaman burası kaç derece olacak? 30 derece olacak. Eee bana alfayı da kaç vermiş arkadaşlar? Alfayı da 120 derece vermiş. Alfa 120 derece olduğuna göre. 120, 30 daha 150. Buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Oo, şimdi dir. Dur. Şimdi bu y eşittir mx doğrusu m kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğrunun eğimi kaç? m değil mi? Evet. Bu doğrunun eğimi aynı zamanda nasıl bulunuyor? Bu doğrunun eğimi aynı zamanda tanjant 30'a eşittir. Tanjant 30'da yan tarafta bulmuştuk zaten. 1 bölü kök 3 olarak bulmuştuk. O zaman m 1 bölü kök 3'e eşit oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi y eşittir mx ya. Burada şöyle yapalım isterseniz. Dur. Buradan da bulabilirdik tabii ki. Şöyle yapalım. En azından konuyla alakalı olsun. Hocam bu doğrunun denklemini yazacağım ya ben. Bu doğrunun denklemi nasıl yazılır? Hocam iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı var? Neresi? Sıfıra sıfır noktası. orijin. Ha, orijinden geçen bir doğru. Direkt y eşittir mx artı c'deki c olmayacak diyebilirsiniz. İşte o yüzden y eşittir mx şeklinde yazıldı. Ama buradan biraz önce yaptık zaten. Buradan yapmayayım. İki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı var? Sıfıra sıfır. Eğim var mı var? Tanjant 30. Tanjant 30'da 1 bölü 3. O zaman m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan bulunuyordu doğrunun denklemi. m dediğim 1 bölü kök 3 çarpı x eksi noktadaki x yani sıfır eşittir y eksi noktadaki y. Buradan da ne geldi? 1 bölü kök 3 x eşittir y yani y eşittir 1 bölü kök 3 x. E burada x'in kas sayısı y yalnızken x'in kas sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradan m kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 1 bölü kökü çıkıyor. Hatta Kökü 3 ile çarparsa kök 3 bölü 3 çıkar. Bu da doğru denklemi yazdığımız zamanki durum. Ama bence orijinden geçen doğru da doğru denklemi yazarken y emik mx şeklinde yazmak daha garantidir. Hem de 1 bölü kök Direkt oradan da daha kolay bir şekilde çıktı zaten. Evet böylelikle bu sorunda doğru cevabı bulduk. Ve böylelikle en önemli dersi bitirdik. Yani bu ders gerçekten çok önemliydi gençler. Hatta şöyle bir kendimi büyüteyim. Bu ders gerçekten çok önemliydi. Bu derste ilgili sınavınızda ortak sınav da olsa normal sınav da olsa ben olsam iki tane soru sorarım. O iki soruyu da sana tayin ettim gösterdim. Ee, o yüzden bu da videoya lütfen çok dikkat et. Bu derste anlamadığım bir yer kesinlikle, kesinlikle kalmasın. Ben iki diyorum ama 3 tane soru bile çıkabilir bu videodan. O yüzden lütfen ama lütfen bu videoya dikkat. Evet gençler. Nereyi bitirdik şimdi? Doğru altıyı 5'i bitirdik. Yani analitik geometride 8. videoyu bitirdik. Vay! Konu anlatımında son videoya geldik. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklığa geldik. O zaman bir, sonra, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.